Evet, merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Beethoven Fa majör sonatinin ikinci bölümü Rondo'yu çalışacağız. Parçamız yine birinci bölümde olduğu gibi Fa majör tonunda şöyle baktığımızda 8'lik notalarla başlamış. Biz 8'lik notalara özellikle ne diyorduk? 1V diyorduk. Parçamızın en küçük ritmi 16'lık, yani bir vuruşun içerisinde 4 tane 16'lık notamız mevcuttu. Bu şekilde bunun ikisi 1, şu ikisi V'ye denk geliyordu. Yani 8'lik nota içinde V'ye denk geliyordu. Şimdi sol ele baktığımızda sol elde arkadaşlar şöyle komple bir bağ var. Ama sağ elde bu bağ yer yer yok. Çoğunlukla staccato üzerine. Yani iki farklı bölümleme var. Şöyle bir okuyalım. La, fa, sol, fa, la, fa, la, fa, si, fa, la, fa, si, fa, si, fa. Bu şekilde gidiyor. Mesela şuraya kadar bir çalayım. Takip edersiniz notadan. Buradan başlıyorum. Orta do. Hemen yandaki la. Arkadaşlar 5, 4, 2, 1 şeklinde. Bakın şu işaret akoru kır demek. Yani do mi sol do'yu böyle basacağımıza kırarak basıyoruz. Şuradaki geçiş önemli. Bakın bir daha yapıyorum. Şu sol si'ye geçiş. Bakın. Kapattım. Bu şekilde geçiyorum. Parçanın sağ eline baktığımızda staccato'larla başlıyor. Şurada bir süslememiz var. Belki bunu yapmayız. Biraz zor olabilir. Bunu ileriki dakikalarda yaparız. Şimdi şuradan alıyorum. Bakın. 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve ezgiye döndü. Bu şekilde parçanın sahini çalmış oldum. Sol eli de arkadaşlar zaten şu kısım neredeyse aynı. Şurada bir farklılık var. Şimdi ben iki eli birden çalıyorum. Şuraya şöyle bir süsleme işareti koyabiliriz. Sol, fa, mi, fa. Yani re, sol, fa, mi, fa, mi, do diye burası süslenecek. Peki başlarda zor olabilir ama çalıştıkça orası düzelir. Bakın yapıyorum. Bura bağlı, burası staccato. Pardon. Sol diyez olacak. Böyle. Eğer zor olursa şimdilik yapmayalım. Kırdık akoru. Bir daha yapıyorum. Tekrar aynı temaya döndü. Kolay çalabilmek için arkadaşlar şurada ne yapıyoruz? Bir bağ sonu yapıyoruz ki şuraya rahat atlayabilelim. Bakın şöyle uzatmıyorum elimi. Zıplattım. Bir daha yapıyorum bakın. Zıplattım, buraya geldim. Evet. Şimdi devamına bakalım.
sol sol fa fa sol la si do si la sol. Biraz daha ritmi yavaşlatayım. Sol sol fa fa sol la si do si la sol fa fa mi mi fa si do re si sol fa mi sol la sol do si la sol fa si re do si la sol fa mi sol la sol do si la sol fa si re do si la sol fa aynısıymış. Sonra mi do sol mi re la fa re do sol mi do si fa re si do 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 re re mi fa fa sol sol la si si do si do fa si fa. Gördünüz, başa geldi. Sol elimizi çalayım ben bu arada. Do mi. Ben şuradan başlıyorum, okuyarak çalıyorum tam buradan. İki tane do mi'miz var. Do mi, do mi. Sonra do re diyez. Tekrar do mi. Sonra sus var. Sonra sol re. Sus. Sonra do mi var. Ritimsiz yapacağım. Sonra sol re. Tekrar do mi. Pardon, sol re. Sonra do fa sol sol do. Evet, buraya parmak yazmak gerekirse 5-2 çok mantıklı. Bir de arkadaşlar, bu kromatiklerde şöyle bir durum var. Mesela burayı 1 ile başlıyoruz. 1-3-1-3-1-3 küçük ikili olanlara 1-2-3-1-3-1 daha sonra neye geldi? Fa sol sol la si, si bemole geldi. Yine 3, 1, 2, 1. Şurada muhtemelen 3 geliyor. Evet. Evet, pardon, şuraya 2 geliyor. Heh, bu şekilde burayı çözümlemiş olduk. Şimdi şuradan 2 elle çalıyorum arkadaşlar. Evet. Buraya güzel de bir parmak numarası yazalım. Sol, sol, fa, fa'ya 2 geldi. Sol'e bir dönelim. Evet, siz de kendi notunuzu alırsınız. Sonra fa'ya 3, buna 2. Fa'ya yine 1, şuraya 3. Fa, si, do, re, si. Böyle olmaz. Fa, si, do, re, si, sol, fa. Fa'ya 2 dönebilirim. Re, si, sol, fa. Mi, sol, la, sol, do, si, la, sol. Evet, mi'ye 1, buraya 2. Sol, do, si, la, sol, fa, si, re, do, si, la, sol, fa. Fa'ya yine 2. Buraya otomatik 1 geldi. Do, si, la, sol. Sonra fa, fa, si. Si'ye 3. Fa, si, re, do, si, la, sol, fa, mi. Mi'ye 1 koyduk. Bakalım. Evet, burada bir geçiş hareketi var. Mi, do, 5. Sol'e 3. Mi'ye 2. Bu şekilde bakın. Re'yi boşa bıraktım. Re'ye 1 geldi. Buraya da 5, 4, 2 kullandım. Yine buraya 1 geldi. 5, 4, 2 kullandım. Evet, çok güzel oldu. 5, 4, 2. Do'ya geldi. Oradan buraya geldi. Şu hareketi yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Mi, do. 3, 2. Sonra re, la, 4, 2. Çok yavaş yapıyorum şimdi. Bir kez daha yapıyorum. Kaldırıp üstüne yerleştiriyorum böyle. Şekilde devam ediyor. Şimdi şuradan başlıyorum çalmaya. Evet. Sol'e 1 geldi. Döndü fa'ya 3. Fa'ya 2 geldi. Sol, la, sol, do, si, la, sol, fa, re, do, si, la.
2 geldi. Daha önce eğer biz komple 8'lik giderken ya da 4'lük giderken birdenbire böyle 16'lıklar geldiğinde ya da 16'lıktan önce böyle 4'lük notalar geldiğinde eğer saymazsak burayı 8'lik gibi çalarsınız. Bakın mi do 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 do. İçinde 4 tane 16'lık var. Ona göre saymalıyım. Şuradan alıyorum re'den. Şekilde parçayı tamamlamış olduk. Şimdi baştan sona bir kere çalıyorum. Buradan alıp buraya kadar. Bakın az önce şurada ne yaptım? Biz önceki birçok videoda da ben aynı şekilde anlatıyorum. Şu an ben size çalacağım dedim baştan sona. Burada bir küçük hata yaptım. Devam ettim. Yani sınavlarda ya da işte küçük dinletilerde bu tarz küçük hatalar yaptığınızda devam edeceksiniz. Yani profesyonellik bunu gerektiriyor. Hata yaptım. Ha, ne yaparım? Eğer ben sürekli burada hata yapıyorsa sadece buraya çalışırım, burayı düzeltirim. Yani baştan sürekli çalmam parçayı. Hata yaptığım yeri unutmam, buraya çalışırım. Evet, bu şekilde bu parçamıza devam edeceğiz. Evet.